akışının hızlandığı bazı zamanlar vardır. Böylesi özel zamanlarda değişmez sanılan bazı şeyler değişmeye başlar. İnsanlar başka türlü düşünmek ve başka türlü davranmak zorunda hissederler. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri tam da böyle bir süreçtir. Böyle bir döneme giriş sürecidir. Bu Türkiye'nin siyasal hayatında bir normalleşme dönemidir. En önemlisi de vatandaşla yöneticiler arasındaki ilişkinin de normalleşme sürecidir. Vatandaşla eşit, açık, net bir samimi iletişim kurmanın başlangıç sürecidir. Herkesi eşit ve aynı ölçüde saygın kabul etmeyen yöneticilerin devri bitmiştir. Artık bu sürecin hep birlikte sonuna gelmek üzereyiz. İster ülkeyi yönetin, ister şehri, isterseniz bu ülkeye bakan olun, ne olursanız olun, her kademedeki yönetici için geçerlidir bu. Evet, 31 Mart yerel seçimleri, işte sonucu oluşan bu tablo, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımızın kentte de adalet arayışının bir ifadesidir. 23 Haziran'da İstanbullular, güçlü görünenler, ne yaparlarsa yapsınlar, bu kadim şehirde adalet istediklerini yeniden ilan etmekle kalmadılar. Aynı zamanda seçimde adaletsizliğe, yalana, dolana, uydurma gerekçelere geçit vermeyeceklerini bir kez daha hem bu şehre hem ülkemize, hatta dünyanın ta öbür ucundaki mazlum insanlara da duyurdular. Bir kez daha diliyorum ki aslında bir kez de değil, hepinizin huzurunda tam 806 bin kere diliyorum ki inşallah bir daha bu ülkede böyle bir dönem, böyle bir süreç yaşanmayacak. Sizin başardığınız gibi İstanbul'daki değişimi Türkiye'ye taşımak istiyorsak ve bilin ki taşırsak dünyaya da bu mesajı vermiş olacağız ve bu Türkiye ile sınırlı kalmayacaktır. Bu anlamda bu değişime inanmalı ve bu sürece bu ciddiyetle bakmalıyız. Onun için bütün kişisel mevzuları zihninizden silmelisiniz. Ortak akılla kuracağımız ortak büyük masayla İstanbul'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de bütün dünyaya kuvvetli mesajlar vereceğiz. O yüzden bugün sorumluluk alan Cumhuriyet Halk Partililer bilmelidir ki dünyadaki değişim de inanın bizlerin bugün ve bugünden sonra ortaya koyacağı başarıyla olgunlaşacaktır.